AK Parti Sakarya Milletvekili Sayın Ali İnci telefon attığımızda. Hoş geldiniz Sayın İnci yayına. Hoş bulduk, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Olay yerindesiniz sanırım. Lütfen gözlemlerinizi anlatır mısınız? Şimdi tabii burada çok büyük bir patlama oldu. Deprem oldu diye bütün insanlar şehirde harekete geçti. Bu patlama daha önce havai fişek fabrikasında olmuştu Hendek'te. Bu ikinci bir büyük bir patlama oldu bizim için. Tabii içeride hala insanlar var. Yani şeyin içerisinde, fabrikanın içinde var. 23 tane hastaneye getirilen yaralılarımız var. Şey devam ediyor. Yangın tabii zaman zaman alevleniyor. Ama nispeten kontrol altına alındı. Ben burada yaralanan kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Yakınlarına da geçmiş olsun diyorum. Tabii büyük bir felaket ve bu şu anda burada Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı, savcısı, hakimleri, efendim valisi, herkes burada yani. İşin özünde baktığımız zaman bütün arkadaşlar kontrolle alakalı, çalışmayla alakalı bir çalışma içerisinde. Tabii bu çok büyük bir patlama oldu. Gerçekten çok büyük bir patlama oldu. Fabrika tamamen bitti denilecek duruma geldi. Geçmiş olsun diyorum. Bütün herkes çalışıyor. Herkes elinden geleni yapıyor. Biz bu durumdaki yetkili olan arkadaşlarımızın çalışmalarından dolayı ne kadar kendilerine teşekkür etsek az olur. Başladığı an itibariyle hemen yarım saat içerisinde fabrikanın her yerinde oldu. Şu anda da baktığımız zaman fabrikanın üst katlarında yangının devam ettiği yerde bir şahıs var. Onu almak için şu anda şey yapıyorum. Ben kamerayla çekeceğim onu birazdan. Görüşürüz inşallah. Peki kamerayla... şu anda... fabrikaya dair ve yaralılara dair bir bilginiz var mı? Onu da sorayım. Hastanedeler hepsi. Hastanede şey yapıyor. Hastanede müdahale altındalar. Tam çok ağır olanlar olduğu gibi içeride de hala şeyde olanlar var. Fabrikanın içinde. Şimdi bir tanesi çok yüksek bir katta yangının içinde, dumanların içerisinde. Şimdi onu alıyorlar oradan. Alacaklar. Enkazın altında da kaldı. Böyle gözüküyor ama canlı şu anda. Onu almayla alakalı şu anda çalışılıyor. Yani hemen hemen her kattan insanlarımızı çıkartıyorlar. Çıkartmaya devam ediyorlar. Büyük bir felaket. Allah bir daha kimsenin başına vermesin. Çok geçmiş olsun. Ali Bey, size biraz müsaade edelim o zaman. Siz o görüntüleri isterseniz tamam, çekin. Ben şimdi... Şimdi şeyi aldılar da aşağıya doğru indiriyorlar hemen. Tamam, siz o görüntüleri de alabilirseniz, oradan bilgi de alabilirseniz biz tekrar ilerleyen dakikalarda yeni bilgileri almak isteriz sizden. Fabrikaya dair de bir bilgi alabilirseniz çok sevinirim. Orada çünkü bölgeyi de çok iyi biliyorsunuz. Şimdi tekrar yine alevler fazlalaşmaya başladı. Tabii arkadaşı aldılar da aşağıya indiriyorlar. Yaralı olan için. Peki, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Vekil. Çok teşekkürler. Sağ olun, çok teşekkürler. Geçmiş olsun tekrar. Yeni bilgiler oldukça tekrar ağırlamak isteriz sizi. AK Parti Sakarya Milletvekili Sayın Ali İnci önemli bir açıklama yaptı. Biz aslında 23 yaralı olarak veriyorduk ama içeride mahsur kalıp kalmayan kimse var mı? Buna dair bir bilgi yoktu. Ama AK Parti Vekili Sayın İnce dedi ki şu an en azından benim görebildiğim bir kişiyi çıkartıyorlar dedi. Ama şimdi tekrar edeyim, bir çatı katında patlama meydana geliyor. O çatı katındaki patlama sonrası tabii diğer yerler de etkileniyor. Orada kazanlar, devrilen noktalar patlamanın etkisiyle elbette fabrikanın aldığı ağır hasar, enkazda kalan işçilerin olduğunu da söyledi Sayın İnci. Bu önemli bir bilgi. Şu an en azından benim gördüğüm bir kişi var ama içeride de kalan yaralılar var dedi. Ve çok büyük bir patlama olduğunu, adeta bir deprem etkisi oluşturduğunu ve sesin çok uzak noktalardan da duyulduğunu söyledi. Hemen patlama sonrası ekipler bölgeye geldiler. Yaralıları hastaneye sevk ettiler. Şu an bir ağır 23 yaralı var ama içeride mahsur kalanlar var dedi. Pazar günü olduğu için tabii şu an içeride kaç işçi çalışıyordu bugün, nasıl bir vardiya sistemi vardı bunu bilmiyoruz.
fabrikaya ilişkinde bir bilgi yok. Bunu da sordum uzmanlara, en azından o fabrikayı bilen, ama etrafında başka fabrika var mı dedim. Olan da biraz daha uzak bölgede de olsa bu yangının ya da patlamanın etkisinin başka bir fabrikaya sıçramadığını biliyoruz. Sadece bir ormanlık alan var.